aslında belki başka bir dönem olsa, yani günlerce konuşulacak mevzulardan bahsediyoruz. Bu tekke tekke gezen, cami cami gezen Sayın İmamoğlu, Çatalca'da aynı ekip bir mescit inşaatına göz dikiyor bu defa. O mescit inşaatında da önceki gün bir pankart açılmıştı. Mescit inşaatımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulmuştur diye bir pankart açılmıştı. Şimdi o mescidin inşaatında sorumlu işte Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin Hoca'nın açıklaması var. Ve yine aynı şekilde Akit'in sürmanşetinde İmamoğlu çek ellerini mescidimizden diye bir haber var. Çok ilginç bir şey var. Çatalca Belediyesi söz sahibi olması gerekirken bu hususta onun iddiasına göre Büyükşehir Belediyesi el atıyor. Neden Büyükşehir Belediyesi el atıyor? Hemen bizim karşımızda Aziz Nesin Vakfı'nın yeri var. Onlar orada mescitten rahatsız oldukları için İBB ile irtibat kuruyorlar. Kaldırın atın bunları buradan diyorlar. Mazbatamı verin deyip tekke tekke cami cami gezen Eyüp Sultan'da el açıp dua eden Oda TV ekibine de arkadan farkında değilmişim gibi çekin kanka diyen İmamoğlu ekibi o mescit inşaatında işte böyle durduruyor. Evet, mescit inşaatı belli şeyleri de var yalnız bunların, tabii onları da soruşturmak lazım. Yani şu kadar metrekareden küçük cami olamaz diye var. Bu belki mescit olduğu için o kapsamın dışında olabilir. Fakat dediğiniz gibi ilçe belediyesinin yetkili olduğu bir konuda Büyükşehir Belediyesi'nin gelip de ben buradaki sizin yetkinizi gasp ediyorum ve burayı tahliye edeceğim veya inşaatı engelleyeceğim deme imkanı, hakkı, yetkisi yok. Ama karşımızdaki insanların ne kadar saldırgan olduğunu görmeniz açısından bir somut örnek vereyim. Bir hafta kadar önce Yeni Akit Komtere'de haberleştirmiştik biz. İsparta'da bir cemevi açılışı vardı. O cemevinin açılışı sırasında oradaki Pir Sultan Abdal Derneklerinden birisinin genel başkanı konuşma yapmaya başladı. Yani bir cemevi yapılmış, bitirilmiş, açılışı yapılıyor. Orada kaymakam var, hatırladığım kadarıyla vali var. Ve belediye başkanı var, AK Partili bir belediye başkanı var. Onların huzurunda Diyanet'e saydırmaya başladı. O cemevi ile ilgili katkı sunan Pir Sultan Abdal Derneği'nin yöneticisi. O andan itibaren AK Partili belediye başkanı dayanamadı, çıktı. Dedi ki ya siz burada Diyanet'e saldırıyorsunuz. Oysa bu cemevinin AK Parti'ye de saldırıyor aslında o yönetici, Alevi yönetici. Alevileri genelleştirerek söylemiyorum. Ama olayın yanlışlığının boyutunu hatırlatmak için söylüyorum. O konuşma sırasında Diyanet'e ve AK Parti icraatlarına eleştiri getirirken AK Partili belediye başkanı çıkıyor diyor ki bu cemevinin betonunu ben döktürdüm. Buranın inşaatına ben katkı sundum. Siz gelmişsiniz burada beni eleştiriyorsunuz. Benim partimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla biz buraya, bu cemevine katkı sunduk diyor. Ve şimdi geliyorsunuz burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ya bir mescit yapılıyormuş buraya. Biz de sonuç itibariyle İstanbulluların bütün sosyal haklarını hayata geçirme noktasında mahalli idare olarak bizim de kanuni görevlerimiz var, anayasal görevlerimiz var. Bir eksiğiniz varsa şu mescitle ilgili biz de bir katkı sunalım demesi gerekirken, mevzuat açısından da bir yanlışlıkları varsa şu konuda yanlış yapıyorsunuz, şöyle yapmanız gerekirdi, bu konuyu düzeltin diye hatırlatma yapmaları gerekirken ne yapıyorlar? Mühürü vuruyorlar, gidiyorlar. Bir cemevi olsaydı vurur muydu acaba İstanbul Kadıköy'deki Büyükşehir'de? Kadıköy'deki aylarca kaçaktı. Su faturası bile ödemiyordu, hatırlayın. Su faturası bile Kadıköy Belediyesi. Ben cemevi ile camiyi de karşılaştırmak için söylemiyorum ama sizin söylediğiniz o gibi Aziz Nesin'in orada Çatalca'da kurduğu bir vakıf içerisindeki, hatta orada da bir gayri ahlaki yaşantı, kızı çocuklarıyla erkek çocukları aynı yerde kalıyorlar, havuza aynı yerde giriyorlar vesaire. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne de intikal eden o kız çocuklarının havuza girerken bize şöyle şöyle tacizde bulunuldu diyerekten yaptığı suç duyuruları var. Onlarla ilgili verilmiş cezalar var. Kesinleşmiş cezalar var. Akit Gazetesi de bunu haber yaptığı için o vakıf müracaatta bulunmuştu. O müracaatı sonrasında biz bu kadar derinlemesine olayların da ayrıntılarını öğrenmiş olduk. Çünkü ilgili Ağır Ceza Mahkemesi dosyasını istettik.
bizim manevi tazminat davasına. O manevi tazminat davasında Aziz Nesin Vakfı'nın açtığı davada sonuçta dosyalar geldi. Gerçekten orada ilgili şahısların ceza aldıkları şeklinde bir sonuca bağlandığını dosyanın gördük. Şimdi o Aziz Nesin Vakfı'nın şikayetiyle eğer siz bir mescide engelleme yapıyorsanız Ekrem İmamoğlu'nun bu icraatını ben Süleymancı kardeşlerime ithaf edeyim. Kasımpaşa'da bir camiyi ya şu sebeplerle imar falan filan daha güzelini yapmak üzere ben yıkmak zorundayım dediği zaman Tayyip Erdoğan bir yandan Cumhuriyet ya sözcüye her yeri manşet, camiyle dolduruyorlar diyen Cumhuriyet. Sözcüye manşet cami yıktı cami. Evet. AK Parti cami yıkıyor diyor. Evet. Her yerde cami var bu kadar cami olur mu diyenler. Şimdi buraya da belki gene aynı mantıkla saldıranlar, o mescidi engellemeye çalışanlar, ya şurada imara aykırı bir şey varsa, bir yol çalışması varsa diyerekten bir gerekçesi varsa ve daha güzelini yapmak üzere eğer oradaki yanlışlık düzeltilmeye çalışıldığı zaman Tayyip Erdoğan tarafından kıyameti kopartan Süleymancı kardeşler, şimdi Ekrem İmamoğlu'na verdikleri oyun hesabını bir sorsunlar. Ama şunu demesinler, ya bizim mescitle, bizim şeyle, Mustafa Perçin Hoca ile falan bir ilgimiz yok. Bizim mescidimiz değil orası. Orası sonuç itibariyle belki de yoldan geçen insanların gelip kaçma ihtimali olan namaz vakitlerini bir şekliyle öğle namazım kaçmak üzere hemen gireyim şurada kılayım dedikleri. Belki nahoş şekilde caddenin ortasında birkaç kişi geçen haftalarda görüntüler verilmişti. Yani caddenin ortasında da araba park edilip de namaz kılınmaz. Ama kaldırımda kılabilirsin. Kimseyi engellemeyecek şekilde kılabilirsin. Veyahut da işte belli aralıklarla ki Mustafa Perçin Hoca söylüyor 6 kilometre ötesinde var diyor. Ben isterim ki yarınki gazetemizde de mümkün olsun bir uydu fotoğrafıyla en yakın cami ne kadar uzaklıkta Mustafa Perçin Hoca'yı da teyit edecek şekilde kuş bakışı bir görüntüyü de yayınlayalım. Ve o haliyle ya kardeşim buradan geçen insanlar bir namaz kılmak için yer mi arasınlar? İşte bir yer yapılıyor. Sizden bir şey isteyen yok. Dolayısıyla buna bir destek vermeniz gerekirken köstek oluyorsunuz. Süleymancı kardeşlerimiz de oy verirken Ekrem İmamoğlu'na hadi düşünmediler geçen seçimde bari bugünden sonra düşünsünler.